çizilginlikte. İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk 2016 yılı verilerini paylaştı. Tabi tutulur muyuz endişesiyle motivasyonlar düşebiliyor. Buna rağmen bütün bu olumsuzluklara rağmen bir önceki yılda aradaki sonuçlandırılan dosya sayısı sadece 700. Yani bu da yaklaşık %8'lere falan denk geliyor. Bir önceki yıla göre çıkan dosya sayısının düşüşü. Bunlar bizim genel rakamlarımızdı. Tabii öne çıkan suçlar, tüm suçlar yönüyle değil ama öne çıkan ve toplumun da dikkatini çekeceğini düşündüğümüz suçlar. Makamında basın mensuplarıyla bir araya gelen başsavcı 2016 yılındaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İstatistik çalışması yaptık. Uyuşturucu ile ilgili suçlar, bunun içerisinde uyuşturucu ticareti var, uyuşturucu kullanmak var. 2015 yılında 484 dosya gelmiş bize, suç olarak gelmiş ve çıkan dosya sayımızı çıkarmadım, sadece gelen dosyayı takip ettim. 484 uyuşturucu suçu işlemişler, işin özeti. 2015 yılında, 2016 yılında ise bu rakam 525 olmuş. Yani bir önceki yılla 2016 yılı arasında 40 dosya, uyuşturucu dosyası daha fazla açılmış. Cinsel suçlarla ilgili olarak 2015 yılında 287 cinsel suç dosyası açılmış. 2016 yılında 376 artmış. Yani 90 dosya daha fazla. Bu da neredeyse %31 cinsel yönüyle artış var. Bir önceki yıla göre karara bağlanan dosya sayısındaki düşüş %8. Öne çıkan ve toplumun dikkatini çekeceğini düşündükleri suçlar yönünden bir ayrım yaptıklarını aktaran başsavcı Mustafa Çelenk konuşmasını şöyle sürdürdü. Hırsızlıkla ilgili dosya sayımız 1578'den 1617'ye çıkmış. Yani hemen hemen o da artmış ama hemen hemen o da yeniden sayanlardan çok fazla, %2'lik bir artış var, öyle diyelim. Kasten öldürme suçu 2015 yılında 19'muş, 2016 yılında 25 olmuş. Yani bu da %30 civarında bir artış olmuş, 6 dosya artmış demek ama toplam dosya içerisindeki oranını düşündüğümüzde bu %30 rakamına denk geliyor. Aile ile ilgili suçlarda sadece düşüş var, %9 iken 78'e düşmüş, %30 civarında bir düşüş var bunlarda.